Seçmen bunu önemsiyor mu? Seçmen bunun hakkında bir tutuma sahip mi? Her ay bunları ölçmeye çalışıyoruz ve hani bazı aylarda bizim için çok önemli görünen ya da işte medyada çok tartışılan bazı konuların ya da bazen iktidar partisinden yöneticilerin gündeme getirdiği çeşitli konuların seçmenin aslında gündemi olmadığını görüyoruz. Doğru. Gündemi haline gelemediğini görüyoruz. Yani biz her ay yaptığımız araştırmalarda seçmenin gündemi Türkiye'de ekonomi, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, enflasyon, işsizlik. Yani %80'lerin üzerinde bu oranlar çıkıyor. Ama bazen bazı konular bu oranlara yaklaşmasa da seçmenin, halkın gündemi haline gelebiliyor. Şimdi aklıma gelen konulardan mesela Boğaziçi Üniversitesi protestoları öyleydi. Ya da 128 milyar dolar konusu öyleydi. Tersinden bir örnek verecek olursam mesela Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği HDP'nin kapatılması konusu seçmenin çok da gündemi olmamıştı. Ya da bu emekli amirallerin Montrö bildirisi üzerinden darbe tartışmaları gündeme gelmişti. Onlar da seçmenin gündemi haline gelmemişti. Dolayısıyla biz de bu kadar konuşuluyor Sedat Peker, işte milyonlarca izleniyor, hakkında yorumlar dizileri, yapıyor. Maç yayınlarını geçiyor falan böyle. Evet, yani IMDB'de sayfası açılımı falan altında yorumlar vesaire. Ya biz de bunun seçmendeki karşılığı nedir acaba diye ölçmeye çalıştık. İlk olarak da tabii bu konudan haberdar olup olmama meselesini sorduk. Şimdi buradaki rakam yani %56'nın üzerindeki rakam yüksek bir rakam aslında. Evet. Evet. Yani bu şu değil işte elinizde televizyon kanalları, her türlü imkanlar, liderlerin beyanatları vesaireyle yakalayamadığınız bir ilgiyi tuhaf bir şekilde Sedat Peker yakalayabilmiş görünüyor. Onu söyleyeyim. Haberdar değilim diyenler için de yani orada bu konuda yorum yapmak istemeyenler, kendini çok da bu işin içinde bulmak istemeyenler haberdar değilim diye cevap vermiş olabiliyorlar. Belki daha yüksek de değerlendirilebilir rakam ama bu haliyle de oldukça yüksek bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Ki Barış sen biraz önce söyledin. Hemen hemen iktidarın kontrol ettiği medya ki şu anda baktığımızda yani büyük çoğunluğunu değil mi? Yani işte iki tane, üç tane televizyon kanalı, dijital medya ve işte bu kadar. Yani bir ya da iki tane Cumhuriyet Gazetesi ile hadi Sözcü Gazetesi ki Sözcü Gazetesi de daha farklı bazen açılımlarda bulundu bu Sedat Peker meselesiyle ilgili. Yani böyle değil mi en fazla işte biz Tele1 belki KRT konuşuyor. Buna rağmen %56.5'lik bir oran çok büyük bir rakam. Var mı Derya Bey'e soracağım? Ya burada aslında bu büyük bir rakam sizin de söylemiş olduğunuz gibi. Tam da Anadolu Ajansı muhabiri o gün çıktı metrobüste her yerde bunlar konuşuluyor dedi ya. Aslında bu her yerde konuşuluyoru ifadesini kullanmak için doğru bir rakam. Yani buranın 80 milyonluk bir ülke olduğu düşünülürse sadece bir YouTube hesabı üzerinden, bir video sosyal medya hesabı üzerinden toplumun bu kadarına ulaşıyor olmak büyük bir rakam. Ama öte yandan hani bunun devamına geçebiliyor muyuz? Tabii. Sonrakini getirirsek asıl hani hikayenin şeyi burada yani haberdar olanlar. Çünkü şeye katılıyor musunuz Derya Bey bilmiyorum. Toplumda her zaman bu konularla ilgilenmeyen çok sayıda insan var. Yani apolitik diyebilirsiniz, gündemini takip etmeyenler, bıktık diyebilirler, sırtını dönmüş olabilirler. Yani anlatılır Rusya'da 1917 Ekim devriminden bir yıl geçmiş hala devrim olduğundan habersiz köyler var mesela ama şu anda... Dünya sosyal medya iletişim sayesinde koca bir köy oldu. Çok kolay duyabiliyorsunuz ama haberdar olan kitleye biz kamuoyu diyoruz artık. Yani haberdar olup o haberi yönetebilen kitleye kamuoyu diyoruz. O kamuoyunun görüşü şu tabloda var. Bu tabloda da çoğunluğun Sedat Peker'in söylediklerinin doğru olduğunu düşündüğünü gösteriyor ki bu da aslında bizim öngördüğümüz bir şey. Bu açıdan sanki... İlk başlangıcı bu bir hissiyat tabii. İlk başlangıcında böyle bir anket yapılmamıştır. Ama sanki açıklamalar arttıkça bu oran yani hem haberdar olma oranı tabii ki yükseliyor o kesin.
Ama hem de sanki söylediklerinin doğru olduğuna inanma oranı da yükseliyormuş gibi. Ne dersiniz? Katılıyorum. Yani burada da elde ettiğimiz rakam gerçekten etkileyici bir rakam. Onu en başta söylemek lazım. Yani %52,6 bu siyasetçilerle ilgili açıklamaların doğru olduğunu düşünüyorum rakamı. Oldukça yüksek bir rakam ve zaman içinde videolar arttıkça, kamuoyu bunu konuyu tartıştıkça ve ayrıca ismi geçen şahıslardan gelen açıklamaların inandırıcılığı ya da inandırıcı olmayışı seçmen nezdinde bir fark yaratıyor. Zaman içinde bu farklılaşıyor. Şunu söyleyebiliriz, siz de biraz önce yayına başladığınızda bahsediyordunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda çok net bir tavır almamış olması da bence sadece muhalif seçmenin değil, aynı zamanda AKP ve MHP seçmeninin de bu sorulara daha rahat cevap vermesini sağladı. Yani şimdi biz bazen böyle kutuplaştırıcı sorularda çok net bir şekilde işte AKP-MHP bloğunun o bloğa oy verme eğiliminde olanların %90'lar civarında parti ne diyorsa onu tekrar ettiğini, öteki tarafta da muhalefet tarafında da muhalefete oy verme eğiliminde olan seçmenin muhalefetin liderleri ne söylüyorsa onu tekrar ettiğini görürüz. Şimdi burada bu rakamı biraz ben alt kırılımlarına baktığım zaman şunu görüyorum. AKP'lilerin %52'si bu ithamlar gerçek dışıdır diyebiliyor. Evet. Buna karşılık %17'si doğrudur diyebiliyor. MHP'lilerde bu oran çok daha yüksek. Şimdi oraya geçmeden önce Derya Bey, sözünüzü keseceğim ama bence bu sonuçta bir sorum daha var. Şimdi Süleyman Soylu İçişleri Bakanı diyor ki işte organize suç şüphelisinin itiraflarının biz muhatabı değiliz diyor. Zaten diyor işte bir delinin, her türlü sapkınlığın içinde olan birinin ipe sapa gelmez açıklamaları olarak görmedim bile diyor. Yani Süleyman Soylu, oysa daha önce demiştik hakkındaki iddialar araştırılsın. Şimdi diyor ki ipe sapa gelmez açıklamalar bunlar. Muhatabı bile bilim, ciddiye bile almıyorum. Şimdi bu sizin araştırmanıza dönünce Sedat Peker'in açıklamalarının doğru olduğunu düşünüyorum diyenlerin oranı %52,6. Bu konuyu duydum ama bir değerlendirme yapacak kadar bilgim yok diyenlerin oranı da %21,9. Yani duymuş ama hani tam oturtamamış. Gerçek dışı ithamda bulunduğunu düşünüyorum diyenlerin sayısı bir bilgim yok ama duydum diyenlerinkinden az. Bu çarpıcı değil mi? Yani sonuçta duyan henüz bir değerlendirme yapmıyor ama duymuş, dolayısıyla bir şekilde duyuyor. Belki ileride yavaş yavaş merakı uyanacak ve o tarafa doğru dönecek.